Sevgili abonelerim, sevgili izleyicilerim, bugün sizlere PlumCake'den bahsedeceğiz. PlumCake nedir arkadaşlar? Bu bir finansal projedir ve Binance Smart Chain üzerinde çalışıyor. Yani PancakeSwap gibi bir projedir ve burada da farms ve staking işlemleri yapılıyor. Kendine ait Plum token'i vardır ve Plum token'i şu anda 544 dolar değerindedir. Peki bu proje nasıldır, nasıl çalışıyor? Bizlere ne gibi kazançlar sağlayabiliyorsa bunlardan bahsedeceğim. İlk önce sonuç şöyle söyleyeyim ki PlumCake, Connect diyerek bağlanabileceğimiz bir projedir. Yani burada kendi cüzdanlarınızdan MetaMask, Trust Wallet, Mass Wallet, Token Pocket, Wallet Connect ve Binance Chain Wallet'ı kullanabileceğiniz ve kendi cüzdanınızı sisteme bağlayarak işlemler yürütebileceğiniz bir projedir. Ve burada da haberler bölümü var. Mesela Plum Chain işlemleri yapıldı. Farming ile ilgili olarak ve bununla ilgili bilgiler yer alıyor. Peki burada nedir arkadaşlar? Olay exchange'dedir. Mesela bu token'ı biz exchange'de alabiliriz. Plum token'ini Canton'i diyoruz. Ve mesela bir BNB ödeyerek kaç Plum token alabiliriz veya burada mesela USDT olarak da ödemeler yapabilirsiniz. Mesela 100 USDT ile biz ne kadar Plum token alırız veya Plum token ile USDT'ni veya diğer tokenları mesela ATH token'ini veya diğerleri değiş tokuş da yapabiliyoruz. Ve şirketle ilgili olarak reputasyon işlemlerinde de PancakeSwap kullanılıyor. Buy veya add Plum to diyerek siz hesabınıza da ilave edebilirsiniz. Ve burada farm işlemleri var. Farm işlemlerini diğer işlemlerden farklı kılan şey burada Plum BUSD, Plum BNB. BNB USD, USDT BUSD, USDT BNB, BTCB BNB gibi burada farmlar var. Mesela USDT BUSD ile buradaki diğerleri mesela USDT BUSD çok daha iyidir ve burada depozito fees'i istiyor 3.9'luk ama geliri yıllık olarak çok büyük bir miktarda geliri var. Mesela burada hesap makinesi var. Bir gündeki kazancınız ne kadar yapıyor? Mesela 1000 dolara ne kadar yapıyor? 7 günde ne kadar yapıyor? 30 günde ve toplam 361 gündeki işlemler var. Mesela burada da GetUSD, BUSD, LP diyerek de işlemlere yapabilirsiniz. Bu da bir merkeziyetsiz sistemdir. Burada Plum Pools'lar var. Burada Pools'ları da kullanabiliyoruz. Ve bu stake yapabiliyoruz. Yani Plum tokenleri kazanmak için bu türde kullanılıyor. Burada da Plum tokenleri ile ilgili bilgileri görebiliyoruz. Mesela USDT ile biz yıllık ne kadar kazanabiliriz ve burada Plum'la kazanmakla ilgili bilgiler var. Mesela buraya ne kadar yatırım yapmış, buraya ne kadar bunları da gösteriyor sistem. Ve burada Fresh Pool var. Bu da projenizi bağlayabileceğiniz bir projedir. Ve stake yaparak Plum tokenlerini kazanabiliyorsunuz. Ve loteri var bölümü, bu da yakında gelecektir. Şu anda borsalarda veya her yerde olan NFT modülü var. NFT modülü de bu sisteme PlumCake'e gelecektir. Ve burada CoinMarketCap'te ve işte CoinGecko'da ve diğerlerinde listelenmeler olacaktır. DexKuru'da ve BSS Scan'da listelenme olmuştur. Mesela BSS Scan'da izleyebiliriz. Bakın burada Total Supply'ın 200 Plum token olduğunu ve 211 kullanıcısının olduğunu, burada da yapılan işlemleri ve diğerlerini görebiliyoruz. Yeniden ana sayfaya geri dönelim ve buradaki işlemlere bakalım. Mesela burada DexKuru var. DexKuru'da da biz grafiği görebiliyoruz. Şu anda açılış dönemindedir DexKuru. Ve burada grafikleri, fiyat grafiğini ve diğerlerini görebiliyoruz. Likidasyon 31 bin dolar şu anda. Burada da fiyatın hangi fiyattan hangi fiyata yükseldiğini görebiliyoruz. Burada kolay bir şekilde alsat işlemini de yapabiliriz. Benim fiyatı veya diğerleriyle ilgili. Bakın burada da Plum BUSD değiştirilmiş. 10 dakika önce, 73 dakika önce Plum BUSD yine değiştirilmiş. Ve böylelikle böyle bir biçimde bakabilirsiniz sisteme de. Ve yeniden döndük siteye. Burada GitHub üzerinden, Document üzerinde ve blog üzerinde de bilgiler var. Mesela blog üzerine girerek Medium blogu var. PlumCake ile ilgili olarak yeni nesil DL Farm işlemleridir Binance Smart Chain üzerinde. PancakeSwap üzerinde de işlemlerle ilgili burada airdrop ile ilgili de bilgiler yer alıyor. Ve şimdi sistemle alakalı olan Document bölümüne bakalım arkadaşlar. Document bölümüne baktığım zaman PlumCake'in ne olduğu ile ilgili burada bilgiler var. İşte bu projenin nasıl çalışması, DeFi projesi olması ile ilgili. Launch bölümüne baktığımızda da projenin hangi müddette çalışacağını,
ve aynı zamanda BSS Scan ile ilgili bilgileri burada kolay bir şekilde görebiliyoruz. Ve roadmap var burada. 2021. yıla ait olan. Ve burada 2021. yıla yapılacak işlemler, marketing, audit işlemleri, application işlemleri, PlumCake finansının yaratılması ile ilgili ve CoinMarketCap'te, CoinGecko'da, BSS üzerinde listelemelerden bahsediliyor. Ve bunu daha iyi anlamak için de burada Plum Token'in de ne olmasını görebiliriz. Plum Token'in kaynak neyini Plum Token'dir. Yani burada simbolü de Plum'dır. Contract adresi de budur. Chain'i yani zinciri Binance akıllı zinciridir. BEP20. Ve burada 200 Plum'dır toplamda. Maksimum satayı da limitsizdir. Yani sınırsızdır. Herhangi bir limit yoktur. Ve burada da bir blok için bir plan kazanılması ile ilgili bilgiler var ve burada %3'lük bir blok işlerinden bahsediliyor ve kazanç oranlarından. Ve burada auto emisyon reduction'lar var. Burada burn mekanizması var. Mesela depozitolarda %4'lük bir kesinti var. Ya işlemlerde %75'lik ya işte diğerlerindeki işlemler burada işlemleri yürütecektir yani. Contract adresinde de Plum Token MasterChef Timelog ile ilgili bilgiler var. Burada audit işlemi var. Audit işlemiyle ilgili tech rate'de olan bilgiler var. Migration kodlar var. Emission'lar var. Ve Plum Farms var. Plum Farms'ın ne işe yaraması ve burada ilgili LP tokenlarından bahsediliyor. %3,9'luk depozito fiillerinden ve burada herhangi bir alamayan işlemlerinden de bahsediliyor. Ve Plum Pools var. Plum Pools'ta da işlemlerin neredeyse aynı. Ve burada Fresh Pools var ve Fresh Pools'larla ilgili bilgiler yer alıyor. Burada sitenin nasıl alınması ve sosyal medya kanalları ile ilgili bilgiler var. PlumCake Finans'la ilgili, GitHub'la ilgili, Medium'la, Twitter'la ilgili bilgiler var. Ve daha iyi anlamak için burada mesela Twitter sayfasına girebiliriz. Ve Twitter sayfasında bu GL Farming protokolü ile ilgili olan biraz Smart Chain'den bahsediliyor. Airdrop'tan ve bunun işlemlerinden bahsediliyor, Plum'dan bahsediliyor, Plum Token'inden ve diğerlerinden bahsediliyor. GitHub adresinde ya da işte Medium'da bahsediliyor ve Telegram adresinde iletişim kurarak bununla da tam olarak işlemleri yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi siteye geri dönelim arkadaşlar. Burada siteyle ilgili bilgileri sizlere yansıtacağım arkadaşlar. Bakın burada audit ile ilgili de bilgi var. Audit işlemine de bakabilirsiniz. Ve tech rate'de işlemler yapıldığını görüyoruz. Ve sosyal medya kanallarını takip ettik ve proje ile ilgili birçok bilgileri böylelikle almış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Herkese bol kazançlar dilerim. İyi günler.